Ketim, sessizlik, müdahale etmeyiş, başlı başına bir suç. Yani pasif durum değil o, nötr bir hal değil. Tersine aksiyon gerekliyken, zorunluyken, buna dair kişiye Allah Azze ve Celle yeterince imkan vermişken, durumu değerlendirme, duruma karşı çıkma, hatta müdahale etme imkanı vermişken, nötr kalması, beni ne ilgilendiriyor demesi, olağanüstü bir suç. O başlı başına bir eylem işte. Dolayısıyla كَانُوا لَا يَتَنَاهَوْنَا. Bu yani kendimden başlamak suretiyle en yoğun işlediğimiz bir vebal olarak gözüküyor. Bu anlamda bizim neslimiz, belki bizden önceki nesilde pasifize edilmiş, iyice bir baskı altına alınmış, susturulmuş ve bunu alışkanlık haline getirmiş durumdayız. Birileri yapıyorsa müdahale etmiyoruz. Yanında yürüdüğümüz, önünden geçtiğimiz, bunu sözel olarak bile, sözlü olarak bile insanlara hatırlatmaktan çekiniyoruz, korkuyoruz, her ne derseniz deyin. Ama bu Yüce Rabb'e karşı vefasızlığın bir örneğidir. Nehyetmemek, sakındırmamak. Komşu işte faizle işe başlamış veya filanca şu işe girmiş veya oğlumuz veya çevremizdeki, ailemizin içindeki namazı bırakmış veya bir başkası. Münker dediğimiz kapsama ne giriyor ise buna karşı duyarsız kalmak, bu asla bir hoşgörü değildir. Bu asla bir hoşgörü dediğiniz şey nasıl olabilir? Kişinin ayağı sürçer, düşer ki hepimiz sürçüyoruz, düşüyoruz, yanlış yapıyoruz. Bu kişinin bu yaptığını yine gider uyarırız, yaptığını da geçmişinde kaldığını sarf nazar ederiz. İslah olması için yani. Geçmişinde o yaptığı suçuya kafamızı takıp orada çivi gibi takılıp kalmak bu hoşgörüsüzlük. Herkes hata işleyebilir. Ama hatanın hata olduğunu söylememek bu hoşgörüsüzlük falan değil. Bu haktan vazgeçmedir. Bu Cenab-ı Hakk'a karşı vefasızlıktır. Yoksa bireylerin suç işlemiş olmaları, affedilmesi umulan, herkesin yapabildiği, birbirimize el ele verip ıslah etmek üzere birbirimizi toparlanmak üzere destek vermemiz gereken bir süreç. O süreçte artık tövbe edip şey yaptıktan sonra geçmişini unutmak, bu hoşgörünün adı. Ama hoşgörü ısrarla işlenen ve artık neredeyse default kabul edilen bir suçu, cürmü görmezden gelmek ise bu asla hoşgörü değil. Bu haktan vazgeçiştir. Haktan ödün vermedir. Bu insanlığımızdan vazgeçiştir. Cenab-ı Hakk'a olan taraf oluşumuzdan artık yavaş yavaş şeytana doğru kayışımız anlamına gelir. Böyle bir hoşgörü yok. Kurallardan ödün vermek, gerçeğin kendisinden ödün vermek. Birilerinin bunu işlemesine karşı değil, artık bundan söz etmekten vazgeçmek bütünüyle, o apayrı bir şey.